Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle bu Strap 4 eğitim setimizin 8. dersiyle birlikteyiz. Grid sistemlere devam edeceğiz. Çünkü bunun sizde tam olarak oturmasını istiyorum. Geçen ders nerede kalmıştık? Bir satırdaki kolonların yani sütunların nasıl bölünüp bir alt satıra geçileceğinden bahsetmiştim. Bunun için demiştim ki division atıyoruz bir tane. Class diyorum. W100-100 klasını kullanıyorum ve böylelikle bir alt satıra geçiyoruz demiştik. Grid sistemde de böyle bir şey. Reordering order classes yani sıralama sınıfları. Nasıl sıralama yapıyoruz? Ondan bahsediyor biraz. Hemen şuradan kopyalayayım. Şuradaki container float'e gerek yok. Aslında şuraya da bir gerek yok diyebilirim. Şurası artık yoruma alalım. Bu ilk sütun ancak sıralamadık diyelim. Şunu silelim. 13 tane var. Order'lar 1'den 13'e kadar sıralayabiliyoruz. 13 sonuncudur, 1 ilkincidir. Biz bu sıralamaya göre hareket edeceğiz. Şimdi en son bu ikinci sütun fakat en sona gönderdim. Sıralama yapıyorum. Diyorum ki order 13 yani en sona gönder diyorum. Pardon 12 yapalım. Order 1 ise ilk başta ben diyorum ki sıralama yapılanlar arasında order verilenler arasında yani biz sütunları sıralayabiliriz. Bu üçüncü sütun fakat sıralamada birinci yaptım. Yani ne demek bu? Ben bir satırda bakın sütun sıralama yoksa ilki o olur zaten. Burada bir sıralama yapmadık ilk sütunda. İlk sütunda sıralama yapmadığımız için ilk başta bu gelecek. Sıkıntı yok. Ama sıralama yaptığımız yani order verdiklerimiz, order sırala demek. Sıralama verdiklerimiz hangi sırayı verirsek o sıraya gider. Bak birinciye ben bunu atadım. Üçüncü sütun olmasına rağmen üçte olmayacak. İspatlayayım. Bakın bu ilk sütun ancak sıralamadık. Sıralamadığımız için burada ilkte hiç sıkıntı yok. Bu üçüncü sütun fakat sıralamada birinci yaptım. Bakın sıralama yaptım. Üçüncü sütunu order 1 diyerek dedim ki sıralananlar arasında bu ikisi sıralanıyor değil mi? Buna order ve buna order atadım. İkisi arasında sıralamada bunu birinci yaptım. Bunu en sona gönderdim. Bunu ikinci yaptım. Bunu nasıl yaptım? Order 12 ile mesela order'ları vermeye devam edelim. Bakın. Şu order 2 olsun. Şu order 3 olsun. Bu 4. sütun. Bu 5. Normalde 1'den 5'e kadar sıralamasını bekliyoruz değil mi? Fakat öyle olmayacak. Bunu sıralamadık. Bu yüzden bu en başta. Bu önemli değil. Bu 2, 3, 4 tanesine order atadık ve 4'ünü sıraladık. Bakın bu 3. sütun fakat 1. oldu. Niye? Çünkü ben geldim dedim ki bu 3. sütuna order 1 dedim. Sıralamada 1. olacak bu arkadaş dedim. İkincisi hangisi olacak dedim? 4. Bu 4. sütun. 4. sütun 2'de yer aldı. Şu kafanızı karıştırmasın. Sıralamasız olan kafanızı karıştırmasın diye çekeyim buradan. Bakın 3. sütun 1. 4. sütun 2. Niçin 4. sütun 2? Çünkü burada order 2 verdim. Bu yüzden 4. 2'ye geçti. 3. hangisi olacak? 5. Bakın 3. sütuna 5. sütun geldi. 2. sütun en sona gitti. Niçin? Order 12 diyerek onu en sona gönderdi. İnşallah bu kısmı anladınız. Yani burada order'dan 1'den 12'ye kadar verin. Sıralamak istiyorsanız sütunları. Yani istediğiniz sütunu 1. istediğiniz sütunu 2. istediğiniz sütunu 3. yapabilirsiniz. Bakın ben şuna 1 vereyim. Şu 2. sütunu 1 yapayım.
Şunu da 5 yapayım bak. En son hangisi gidecek? Üçüncü en sona gidecek. Bakın üçüncü en sona gitti. Niçin? Çünkü ona order 5 dedim. Order 1 ise ikinci sütun order 1 oldu. Bakın ikinci sütun order 1. Yani sıralamada diyorum ki sırala 1'e yerleştir. Şunu 2'ye yerleştir. Şunu 3'e yerleştir. Şunu 5'e yerleştir. 12'ye kadar yerleştirebilirim. Yani siz sütunları arasında bir sıralama yapabilirsiniz. Çok güzel bir özellik diye düşünüyorum. Sıralama da bu şekilde. Sıralamada başka bir özellik daha var diyor. Siz diyor ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yazmanıza gerek yok. Eğer 2 tanesini sıralayacaksanız diyor bu kodları kullanın. Bu kodlar ne işe yarıyor hemen göstereyim ben size. Şu container gitsin. Şunu ayıralım container olduğu anlaşılsın diye. Şunu da birazcık sağa doğru çevirelim. Tamam. Bakın diyor ki kardeşim diyor sen istediğine last'i, last son demek İngilizce'de, first ilk demek. Diyor ki sen istediğini sona gönderebilirsin. Bu ilk sütun fakat ben en sona sıraladım. Bu ikinci sütun ancak ben ilk sıraya yerleştirdim diyelim. Bakın order first dersem ilk sıraya, ben hangi sütuna order first dersem o ilk sıraya, hangisine order last dersem o son sıraya gidecek. Böyle bir sıralama da kısaca hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bakın bu ikinci sütun ancak ben ilk sıraya yerleştirdim. Bu ilk sütun fakat ben en sona sıraladım. Görüyor musunuz? Order first dediğim ilk sıraya gelmiş. İkinci sütun. İlk sütun ise sona gitmiş. İlk sütun sonda. Şu da sırasız. Sıralama yapmadığımız. Yani call deyip öyle bırakırsak, hiçbir sıralama yapmazsak zaten unordered diyor, sıralanmamış. Bu ikinci sütun ortada kalıyor. Bir sıkıntı yok. Sıralanmadığı için ortada. Ama sıralamada last ve first dediklerimiz first ilke, last sona gidiyor. Zaten last İngilizce'de son. First ise ilk demek. Sıralamada böyle bir kolaylık da bize bootstrap sağlıyor. Gayet şık, gayet güzel. Şimdi offset dediğimiz bir şey var. Offset klası ne işe yarıyor? Ondan bahsedeceğim. Hemen şöyle bir kopyalayayım. Zaten son offset'ten de bahsedeyim. Şurada container'ın içerisine yerleştir. Container fluid diyelim. Geniş ekranda çalışalım. Şimdi bakın. Offset ne işe yarıyor biliyor musunuz? İlk önce şunu bir çıkarayım arada. Diyorum ki ben. Arkadaşım bak diyorum. 4 tane sütunluk yer ayır bana diyorum. Geliyorum bakıyorum. Hakikaten burada 4 sütunluk bir yer ayırmış. 4, 4, 4, 12. Değil mi? Ortada 4 sütunluk yer ayırmış. Güzel. Ama diyoruz ki 4 sütunluk yer yetmez. Ben sistemde 4 sütunluk da boş alan bıraktıktan sonra 4 sütunluk alan istiyorum. Yani şöyle 4 sütun boşluk bıraktıktan sonra 4 tane sütunluk yer istiyorum diyorum. Nasıl anlatsam ben size bu konuyu? Yani 4 sütunluk boş yer bırak. Offset diyorum. 4 sütunluk boş yer bırak. Ondan sonra 4 sütunluk yer ayır bana diyorum. Ha şurada 4 sütun olsaydı. Bakın şurada 4 sütun olsaydı. O 4 sütun olacaktı. Sonra 4 sütun şuradan boş bırakıp. Bak nereye gitti offset? Bakın offset nereye gitti? En sonunki 4 sütuna gitti. Niye? Çünkü ben dedim ki 4 sütunluk yer ayır doğru ama 4 sütunluk boş yer bıraktıktan sonra 4 sütunluk yer ayır dedim. Geliyor burada 4 sütunluk boş alan bırakıyor ve sağa doğru öteleniyor. Hemen bakalım diğer kodlara daha iyi anlatabilmek için. Bak diyor ki 3 sütunluk yer ayır. Bak bunu değiştireyim. 6 diyeyim. 6 sütunluk yer ayır diyorum. Ama 3 sütunluk boş yer alan bıraktıktan sonra en solda 3 sütunluk boş yer boş alan bırak, ötele. Yani burada bir öteleme işi yapıyoruz.
Diyorum ki mesela benim şurayla işim yok. Benim şurayla işim yok, şurayla işim var diyorum. Bir dakika, şurayı sileyim. Bakın diyorum ki 6 tane sütunu birleştir. Şuraya yazayım. Şurada 6 yaptık ya. Diyorum ki 6 tane sütunu birleştir. Doğru ama 3 tane sütunluk da boş alan bıraktıktan sonra en solda 3 tane sütunluk boş alan bırak. Bakın şurada 3 sütunluk boş alan bırakıyor. 3 sütunluk boş alan bıraktıktan sonra 6 sütunluk yer ayırıyor. Yani birazcık öteliyor. Sağa doğru iteleme işi diyebiliriz offset için. Mesela başka bir örnekte, burada yatmış zaten 6'ya 3'ü. Tamamen tesadüf olmuş. Yeni gördüm şurayı. Burada da şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Diyelim bize 2 sütunluk yer ayır ama 8 sütun boş bırak. Bakın 8 soldan 8 sütun boş bırak ve 2 sütunluk yer ayır bana. Bakın şuradan mouse'umu görüyorsunuz. 8 sütunluk boş alan bıraktı ve sadece 2 sütunluk yer ayırdı. Bakın 2 sütunluk yer ayırdı. Umarım offset'i anlatabilmişimdir. Öteleme işlemi, sağa doğru iteleme işlemi, soldaki kısmı boş bırakmanızı sağlıyor. Belki siz sitenin ortasında bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Belki en sağında. Yani bu size kalmış. Bu yüzden harika bir esneklik sağlıyor. Bence harika bir özellik. Bu yüzden ben bu özelliği çok beğeniyorum. Şimdi yani şöyle bir şey yapalım biz aslında. Gerçek bir sitede nasıl bir şey yapılır onu göstereyim. Izgara sistemi gerçek bir sitede nasıl kullanılır onu göstereyim. Container fluid, tamam, sıkıntı yok. Division class row diyorum. Bir satır açıyorum. Ve diyorum ki bu satırın içerisinde bir division atayım. Class call kaç diyelim? 12 diyelim. Yani mobilde 12 gözüksün. Ama mobilde ve small'da 12 gözüksün. Small'u atlıyorum bu yüzden. Ben burada small'u atladığım için burada call medium'a gelinceye kadar her cihaza göre 12'ye göre ayarlayacak. Medium'dan sonra ne diyorum? 6 ve 6'ya ayarla medium. Hatta medium'da 8'e ayarlasın. Ve medium'dan sonrası da işte large, x large'da da 8 kabul edecek. Ben medium'u yazmam yeterli. Çünkü kod kalabalığına gerek yok. Medium'dan sonrasını hepsini 8 olarak kabul edecek sütun birleştirmesini. Bu strap'ın böyle güzel bir özelliği var. En son neyi yaptıysanız ondan sonrakileri ona göre yapıyor. Mesela ben burada call small, medium'la x small'un arasında small'u yazmadım ama gelecek en küçüğüne call. X small'un 12'sini alıp small'a yapıştıracak. Small'dan sonra gelecek medium'a. Ha medium var. O zaman bu 12 olamaz. Burada 8 alacak. Ve bundan sonraki tüm geniş cihazları 8'e göre ayarlayacak. Şöyle bir yazı yazalım. Hemen gelelim. Şu yazıyı alalım. Burada bir stil verelim. Bir background color. Şöyle bir şey verelim. Evet. Şuradaki division'ımı sileyim. Şu color white'ı da sileyim. Evet. Hemen geliyorum ve diyorum ki division call class pardon call 12 mobilde 12 gözüksün. MD'den sonrası ise 4 olsun. 4 sütunluk bir yer ayırıyorum. Şöyle yapayım. Bir H1 H2 tag'i açayım ve diyeyim ki burası sidebar. Hemen şurada HTML'e geleyim. Kendimi hiç yormayayım. Liste üyesi
açacağım. Şurada sırasız listenin içerisine şöyle ekleyeyim, bakalım ne olacak. Şunu yanlış yere ekledim. Şuraya ekleyecektim. Şuraya da farklı bir renk ekleyelim. Ne diyelim? Kırmızı diyelim. Evet. Görüyor musunuz? Normal bir siteniz var diyelim. Siz burada izninizle bir yanlışlık olmuş. Şunu konteynerin içerisinde yazayım. Evet. Sizin bir siteniz var. Sol kısımda makaleleriniz var, yazılarınız var. Sağ kısmında ise sidebar'ınız var. Görüyorsunuz düzenli bir şekilde nasıl oluşturduk. Hemen geldik dedik ki biz satırın içerisinde kol MD 8 ve üstüne 8. Yani biz şuraya 8 ayırdık, şuraya 4 ayırdık. Yani siz bunu değiştirebilirsiniz. 9'a 3 de yapabilirdiniz. Hemen göstereyim. 9'a 3. Gördünüz mü? Şuraya 9 ayırıp şuraya 3 ayırabilirdiniz. Böylelikle buraya sidebar, burayı normal sitenizin makalenizi yaptığınız yer yapabilirdiniz. Görüyorsunuz yani gri sistem nerede kullanılır onu kafanızda canlandırmak için bu örneği veriyorum. Bakın geliyor geliyor geliyor. İşte small'dan itibaren sidebar aşağıya düşüyor. Makaleleriniz yukarıda. Normal gerçek sitelerde de böyle olur. Bakın small'un üstü medium, medium'dan önce x small'da 12, medium'da tekrar 8'e 9'a 3 olarak ayrılıyor ve medium'dan sonra hepsinde bakın large'da 9'a 3, x large'da 9'a 3. Grid sistemini birazcık daha iyi anladığınıza inanıyorum. Bakın medium 3 dedim. Bu ne demek? Medium'dan sonraki büyükleri large'ı, x large'ı 3 al demek. Kol 12 dedim. Bu ne demek? Koldan sonrakileri 12 al. Geliyor bakıyor hangisi yok. Small'ı yazmadığımı görüyor. O halde gizlice benim kol small 12 yazdığımı biliyor. Böylelikle beni kod kalabalığından da kurtarmış oluyor Bootstrap. Bu yüzden harika bir şey. Geliyor kol small yok. Small'dan bir büyüğüne bakıyor medium. Ha var artık duruyor. 12'den 3'e çekiyor. Böylelikle artık medium'dan sonrasının hepsini 3 yapıyor. Large'ı, x large'ı 3 yapıyor. Yani tekrardan gelip de buraya call large 3 demenize gerek kalmıyor. Bootstrap'ın güzelliği bu. Yani gerçek sitede böyle bir uygulama yapıyorsunuz. Grid sistemi nerede kullanacağız falan diye düşünürseniz işte böyle kullanıyoruz grid sistemi. Burada makaleler var, burada yazılarımız var, burada site var var, belki şurada yorumlar. Yani anlıyor musunuz? Bu iş, şöyle hemen göstereyim ben size. En son yapılan yorumlar falan. İşte gerçek bir sitede sidebar'ımızla makalelerimizi birbirinden ayırdık. Çok da güzel bir şekilde grid sistemiyle. İşte ızgara sistemi gerçek sitelerde böyle kullanılır diyelim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.